Arkadaşlar bir önceki videomuzda şuradaki yapmış olduğumuz işlem birazcık telaşa geldi. Son dakikada bunu yapıp ardından sonlandırdık. Dolayısıyla anlaşılmamış olabilir diye ben tekrardan buna temas edeceğim. Şimdi biz niye burada böyle bir çalışma gerçekleştirdik? Yani bu şöyleyken şuraları temizliyorum. Neden? Şu hale getirdik. Neden? Şimdi gelin. Neydi arkadaşlar sayımız? 371. Şimdi burada uygulamada bizden beklenen sonucu 371 veriyor normalde ama şu anda bu şekilde kullandığımızda eşit değildir diyor. Nedenini şöyle bir inceleyelim. 371'i alıyorum. Ne yapıyorduk? 10'a bölüyorduk. Değil mi? Daha sonra bir daha 10'a böleceğiz. Ve böyle böyle gidecek. Şimdi arkadaşlar 10'a böldüğümüzde bizim sonucumuz kaç? 37. Bunu da 10'a böldüğümüzde sonuç kaç? 3. Nihayetinde kalanlarımızı alalım. Burada 1. Şurada ne? Şöyle. Burada da 3. Pardon 7. Şimdi arkadaşlar normalde bakın bizim şuradaki yapmış olduğumuz algoritmada biz hep kalanları aldık. Değil mi? Ne zaman ki sonuç 10'dan küçük o zaman çıkış yaptık. E peki sonuç 10'dan küçük olduğu durumda dikkat ederseniz bu da bir hane değil mi? Bu da bir küpe alınıp o toplama katılacak hane değil mi? Evet. İşte buradayken arkadaşlar bu haneyi de hesaba katmamız gerekiyordu. Ondan o işlemi yaptık. Dolayısıyla geliyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki bak. O son değer, o 3 değeri nerede? Sayı değişkeninde değil mi? Şurada. İşte bunu arkadaşlar hesaba tekrardan katıyorsun. Diyorsun ki kardeşim basamak değeri bu sefer bak sayı değişkeni alt dire sayı değişkeni mod 10'unu alırsak zaten 3 gelecektir. E zaten 10'dan küçük olduğu için direkt kendisini de yazabilirsin. Yani ister böyle de yazabilirsin, ister direkt basamağa sayıyı kendi ellerine bu şekilde direkt verebilirsin. Zaten kendisi 10'dan küçük. E dolayısıyla 10'a bölümünden kalan da kendisi oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar yapmış olduğumuz işlem neydi burada? Küp toplama işte bu son değeri yani sonuç değerindeki o 3 basamağını 3 değerine sahip olan basamağını basamak değerini biz küp toplama küpünü alarak ekliyoruz. Şöyle basamak diyorum ki bunun da son kez küpünü al ve ardından bu şekilde çıkış yap. Dolayısıyla küp toplam artık 3 değerinin de yani 371'deki 3'ün de gerekli hesabını yapıp küp toplama alıyor. O şekilde sonucu kıyaslıyor. Dolayısıyla artık eşitlik durumunu gördüğünüz gibi bize vermektedir. Yani buradaki yapmış olduğumuz manevra o son değeri yakalayabilmemiz içindir. Şimdi algoritmada illa her şey aynı yerden gelecek diye bir kaydı yok. Yani şuradaki görmüş olduğunuz noktaya kadar hep kalandan değerler gelirken şundan sonrası yani bir kereye mahsus olsa da son kez algoritmanın son adımında en sonucu değerimiz bize sonuçtan gelmektedir. Dolayısıyla burada da ekstradan bir işlem yapmamız gerekmiştir. Sonraki sorularımızda görüşmek üzere.